sonsuz bir ahenk içinde, tüm renklerimizle hep birlikte üretmeye, çalışmaya, hissetmeye başlıyoruz. Işıldayan gerçek bir gelecek için. Antalya'nın altın çağı başlıyor. Tercihim gerçekten Antalya'mızı sevenden yana. Ben oyunu gördüm. Tercihim gerçekten çalışacak başkandan yana. Oyunu gördüm. Tercihim gerçekten gençleri düşünenlerden yana. Oyunu gördüm. Tercihim her alanda esnafın yanında olan yönetimden yana. Ben oyunu gördüm. Tercihim altyapısı güçlü Antalya'dan yana. Oyunu gördüm. Tercihim pusulası dürüstlük olandan yana. Ben oyunu gördüm, tercihim trafiksiz Antalya'nın yana. Biz oyunu gördük, tercihimiz Antalya'ya 5 yıl daha kaybettirmeyecek başkandan yana. Antalya'da oyun belediyeciliği devri bitiyor. Tercih gerçek belediyecilik adına değişimden yana. Antalya'nın altın çağı için 31 Mart'ta Haydi Sanda. Uzman konuklarıyla tıptaki son gelişmeler hakkında tüm merak edilenler Önce Sağlık'ta. Önce Sağlık programına 2 Nisan Salı günü ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Osman Civan konuk oluyor. Kemik tümörleri ve yumuşak doku tümörleri hakkında merak edilenlerin konuşulacağı Önce Sağlık, Gözde Gürgöze'nin sunumuyla canlı yayınla Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'de. Antalya'da yıllardır huzur inşa eden güvenli yapıların mimarı Ramazan Karabulut İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Ali Buldu'yla Yüksek Tansiyon başlıyor. Mutlu günler sayın seyirciler. Haber programı Yüksek Tansiyon'a hepiniz hoş geldiniz. Yüksek Tansiyon'un bugün iki önemli konuğu olacak. O konuklardan ilki şu anda karşınızda. AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hakan Tütüncü. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ali Bey. Çok teşekkürler. Bugün seçim yasaklarına başlamadan birkaç saat kala bir süre içinde iki önemli konukla beraber son sözlerini alalım halka hitaben konusunda diye, hem de anlatacaklarınız vardır mutlaka ve inanıyorum ki iki programda da tansiyonun yüksek olacağı, hem de adının ön planda tutacağı, Yüksek Tansiyon adının adına yakışacağı bir program olur diye düşünüyorum. Sizin bugün hazırlıklısınız, çok önemli çalışmalarınız var. Burada da 15 yılın özeti var, ona da bakacağız birazdan ve diyorum ki size öncelik sizde buyurun. Efendim,
Çok teşekkür ederim. Bugün artık son programımız olması sebebiyle hemşerilerimize şöyle bir derleme toplama yapmak istiyorum. Ali Bey, 18 Ocak'ta belediye başkanlığına adaylığım açıklandı. Ayın 19'unda Antalya'ya geldik. 19 Ocak'ta il başkanlığının önünde bir konuşma yaptım. Evet. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Takip ettiniz siz de konuşmayı. Tabii. Ben orada şunu söyledim. Hemşehrilerimize, dinleyenlere hatırlatalım. Bizim kampanyamız saygı ve sevgi üzerine olacak. Biz yaralayıcı, ötekileştirici, kin ve nefret uyandırıcı, düşmanlığı pompalayıcı, böyle bir dil kullanmayacağız dedim. Biz herkesin kalbine, gönlüne hitap edeceğiz. Rakiplerimizi inciten bir belediye başkanı olmadım. Geçmiş dönemlerde de böyle bir adaylık sürecim hiç olmadı. Ben yaptıklarımı ve yapacaklarını anlatan bir belediye başkanı oldum. Ufkunu, vizyonunu anlatan bir belediye başkanı oldum. Bunlara asla girmeyeceğim dedim. Çünkü ben inanıyorum ki yerel seçimler, yerel seçimlerdir ismi üstünde. Biz belediye başkanlarını seçiyoruz ve belediye başkanlarını seçerken de onların ufkuna, projelerine, geçmişte yaptıklarına, gelecekte yapacaklarına, şehrin problemlerine nasıl çözümler üreteceklerine bakarız ve buna göre bir karar veririz. Tam da yerel seçimin ruhuna uygun bir kampanya takip edelim diye düşündük ve yaklaşık 75 günlük kampanyamızda da bundan asla taviz vermedim. Ama gelin görün ki rakiplerimiz zaman zaman bizim üzerimize, özellikle son 6-7 gündür her türlü adeta tuşa basarak geliyorlar. Şimdi düşündüm, bunlara cevap vermezsek eğer bunları kabullenmiş gibi olacağız, cevap veremeyen, hani o suskunluğumuz, o efendiliğimiz, o beyefendi duruşumuz, ortamı germeyelim diye farklı yerlere meseleyi çekmeyişimiz farklı algılanabilirdi. O zaman şöyle bunları derli toplu bugünkü programda bir anlatalım istedim. Mutlaka. Öncelikle bana dediler ki, bizimle ilgili dediler ki, işte yasakçı bir zihniyet geliyor. Neye yasakçı zihniyet? İlk günden itibaren bu var. Evet. Neye yasakçı? Halkın merak ettiği. Neye yasakçı zihniyet? Yaşam tarzına yasakçı zihniyet. İnsanların yediklerine, içtiklerine karışan, hatta yediklerini, içtiklerini engelleyen, men eden, yasaklayan bir anlayış. Rakiplerimizin sözlerinde, onların beyanatlarında, açıklamalarında bunları görüyoruz. Ali Bey, ben buna şöyle cevap vermek istiyorum. Aslında bir Ramazan günü, aslında böylesi bir vakitte, 2024 Türkiye'sinde bunları konuşmak bir nebze beni de üzüyor da. Ama maalesef seçim zamanlarında laf küf çok olduğu için bunlara açık açık söylendiği için cevap size vermemiz lazım ki hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Ben 15 yıl boyunca hiçbir hemşerimizin yaşam şartlarına, yaşam şekillerine, yaşam tarzlarına, tercihlerine müdahale eden bir belediye başkanı olmadım. Yasakçılık benim kitabımda asla olmadı. Geçmişte verilen, dikkat edin, geçmişte verilen herhangi bir ruhsatı açık açık konuşalım. Alkolden bahsediliyor, evet. Alkollü içeceklerden evet. Bahsediliyor. Geçmişte verilen ruhsatların hiçbirini iptal etmedim. İptal ettiğimi iddia eden varsa gelsin ispatlasın. Evet. İki, ruhsat talebinde bulunan herkese Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının öngördüğü şartları taşıyorlarsa ruhsatlarını verdim. İşte bakın, buyurun burada evet, sizin arkadaşlarımız tabii. Bizim bölgemizde ruhsat talep edip de, bakın Ali Bey, bu da çok kıymetli. Bizim bölgemizde ruhsat, hepsi farklı aynı şey mi diyor? Alkollü bir mekan ruhsatı talep edip de alamamış olan varsa onlar da çıksın gelsin buraya. Rakiplerimiz o iddialarını bunlarla, dikkat edin, hiç temellendiremiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama kepesinde zaten bu yönde turizmle ya da turistik anlamda her yerin alkollü iş yeri olabilecek nitelikte evet. Bir anlamı da yok. Evet. Şimdi dolayısıyla bunları ifadem, yani herhangi bir ruhsat iptali,
herhangi bir ruhsat talebi olup da o ruhsatı vermeme gibi bir durum söz konusu değil. Eğer yasakçı bir belediye başkanı olmuş olsaydım ya da olacak olsaydım, bunlarla ilgili adımlar atardım ama böyle bir adım atmadım. Kim ne talep ediyorsa, talep gelmediyse o benim kusurum değil ki. Şimdi bizde turizm bölgeleri çok fazla yok biliyorsunuz. Turistik işletmeler de çok fazla yok. Evet. Ama alkollü mekan açmak isteyenler ruhsat talebinde bulunduysa onlara ruhsatlarını verdim. Belediyemin kayıtlarında var. Hatta o ruhsatların bir kısımları da yasal değişiklik sebebiyle şu an büyükşehirin arşivlerine gönderilmiş durumda. Rakiplerimizin elinde o şeyler, arşivler. O arşivleri açabilirler, o arşivlerden bunları görebilirler. Meselenin birinci boyutu bu yasakçılığımızla ilgili. Yasakçılığımızla ilgili herhangi bir endişeye mahal olmadığını ben burada açık açık ifade etmek istiyorum. Bu bir. İkinci mevzuya gelelim. Atatürkçülükle alakalı benim Atatürkçülüğümü sorgulamaya falan kalkmışlar. İşte Atatürk'ün adını anmıyor, işte Atatürk'ün izinden gitmiyor gibi komik komik şeyler. Elbette ki Hakan Tütüncü'nün Atatürkçülüğüyle alakalı herhangi bir soru işareti yok ama size şimdi Hakan Tütüncü'nün son 7-8 yılına ışık tutan evet, bir videonuz bir var. Video. Sosyal medya hesaplarımın hepsinde bunlar var. Evet. Bunlar var. Hadi şunları bir izleyelim. Bayramınız kutlu olsun gençler. Bakın 19 Mayıs bayramı. Hiç 95 yaşında bir YouTube gördünüz mü? Burası Cemil Meriç Kütüphanesi. Şimdi koleksiyonumuza tam 95 yaşında bir Nutuk eklendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Cemil Meriç Kütüphanesi'nde bu eseri Antalyalılarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. 97 yaşında burada bir Nutuk. Tabii. Yapmıştık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının seneyi devriyesinde bugün 10 Kasım'ı böyle burada 95 yaşındaki evet, Nutuk Antalyalıların istifadesine sunduk. Antalyalılar için sergiyi açtık. Bu da bizim için büyük bir mutluluk buyurun, vesilesi. Bir Antalya'da Akdeniz bölgesinin en Cumhuriyet'in büyük kütüphanesi. Cumhuriyet'in 100. yılı milli bayramlar kutlanmıyor. Bakın açıldı. Nasıl kutlamışız Ali Bey biz milli bayramı. Akdeniz bölgesinin en büyük kütüphanesini açmışız. Gazi Mustafa Kemal ne diyor? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Buyurun. Mücadelemizin başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Buyurun bu da bir 19 Mayıs kutlamamız. Takvimler 2022'yi gösteriyordu bakın. Bakın görüyor musunuz 19 Mayıs kutlu olsun. Pandemi dönemiydi. Tırın üzerindeyiz. Ama şey değil, yerde değil. Buyurun işte bunlardan çok fazla var. Sosyal medya hesaplarımı tararsanız göreceksiniz. Bakın. O kararlılığını çok beğenirim. İstanbul'a düşman hançerini dayamış. Düşman gemileri İstanbul'a gelmişler. Yüksekçe bir Gazi Mustafa Kemal'den en çok beğendiğim bakıyor. Anekdotlardan Gazi, birini paylaşıyorum. Toplantıda siz de vardınız. Evet. Ordu yok, kurulur diyor. Kurulur. Para yok diyorlar. Bulunur. Bulunur diyor. Ve en sonunda da diyor ki geldikleri gibi giderler. Evet, ordu yoktu kuruldu. Para yoktu bulundu. Ve geldikleri gibi de gittiler. İşte bizim şehir yönetimine ilişkin bu kararlılığı ortaya koymamız gerekiyor. Tam da hikayenin başladığı yerden, i̇şte, Samsun'dan, Bandırma Vapuru'nun önünden bayramınız olsun gençler. 19 Mayıs'ı kutlamaya, efendim 19 Mayıs'ı kutlamaya Bandırma Vapuru'nun önüne gittim Samsun'a. Gençlere oradan mesaj vermek anlamında. Ama o mesajı vermeye Samsun'a giderken aynı zamanda Teknofest'i de Antalya'ya getirmek için gittim. Neden? Çünkü Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyor. Atatürk'ün bir başka sözü var. İstikbal, İstikbal göklerdedir diyor. Her yıl 7000 evladımızı ben gerçek bir uçak kokpitiyle buluşturuyorum. Onlara havacılık ve uzayla ilgili yepyeni kapılar açıyorum. Antalya'nın en büyük bilim merkezini, daha doğrusu Antalya'nın en büyüğü ama Türkiye'nin de en büyüğü. En büyük bilim merkezini biz açtık. Oradaki havacılık ve uzayla ilgili kısımlar Atatürk'ün hatıralarıyla doludur. Eğer lütfedip de gelirlerse Antalya Bilim Merkezi'ne rakiplerimiz,
orada onu görürler. Dolayısıyla mesela Atatürk sanata çok kıymet vermiş. Ben göreve geldiğimde Kepez'de bir tane bile sanat etkinliği sergileyecek mekanımız yoktu. Şimdi aynı anda 50 tane kültür sanat etkinliğini sergileyeceğimiz alanı biz, mekanı, mekanları, tiyatroları, kongre merkezlerini yaptık. Dolayısıyla biz Atatürk'ün bize bıraktığı o manevi emaneti, yani onun ülkülerini, onun düşüncelerini şehir yönetimine en güzel şekilde nasıl aktarabiliriz, nasıl bir belediyecilik yapabiliriz, gelecek nesillerin ufkunu nasıl açabiliriz, onları bilimle, sanatla, teknolojiyle nasıl buluşturabiliriz diye düşünüyoruz. Resmi bayramlar kutlanmıyormuş. Efendim, resmi bayramları, biz her resmi bayramda, Ali Bey siz de basın mensubu olarak şahit oldunuz. Kendi yerimizde. Kendi mekanımızda bir kalıcı eseri açarak kutluyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında Antalya Kütüphanesi sayayım. Geçen yıl 19 Mayıs'ta Antalya Araba Müzesi. Gençler çok seviyorlar motor sporlarını. Motor sporlar etrafında. 23 Nisan'da Gezici Bilim Merkezi'ni. Gezici Bilim Merkezi, yani mobil bilim merkezi dediğimiz gördüm. Şey Türkiye'de ilk ve tek bir başka resmi bayramda kadın sağlığı merkezi açtık. Gezici Kadın Sağlığı Merkezi. Türkiye'de Gezici Kadın Sağlığı Merkezi olan hadi lütfen ikinci bir belediye gösterin. Bakın büyükşehir ilçe ayrımı da yapmadan getirin gösterin. Yok, bunları biz yaptık. Ve biz bunları hep resmi bayramlarda açıyoruz. Ve her resmi bayramı biz yepyeni bir kalıcı eserin, Allah aşkına Cumhuriyet'in 100. yılında açtığımız Antalya Kütüphanesi bizden daha çok yaşayacak bir eser. 100 yıl sonra da Antalya'da o kütüphane var olacak. Nasıl bugün milli kütüphane, Atatürk devrinden kalan kütüphaneler yine ilim irfan dünyamıza renk olmaya, tat olmaya, desen olmaya devam ediyorsa, nasıl ki orada okuyanlar, inceleyenler, araştıranlar varsa, işte bu Antalya Kütüphanesi de vay burası Cumhuriyet'in 100. yılında açılmış diyecekler 50 yıl önce. Cumhuriyet 150 yaşına geldiğinde bugünleri hatırlayacaklar. Kesinlikle. Yani biz Atatürkçülüğü çok geniş bir perspektiften ele alıyoruz. Atatürk'ün ilkelerine, onun ortaya koyduğu ülküye ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşmaya yönelik bize gösterdiği hedefleri ve ufku zorlamaya çalışıyoruz. Neyle? Çalışarak ve eserlerimizle. Efendim şimdi son günlerde malum biliyorsunuz, takip etmişsinizdir. Ellerine bir fotoğraf. Evet, şimdi ona gelmeden şunu sormak istiyorum Sayın Başkan. Bu suçlamaları birinci ağızdan muhatabınız Muhittin Böcek mi yapıyor? Yakınları veya efendim, partinin yetkili efendim, organları mı yapıyor? Efendim kendisi de yapıyor, gazeteleri de yapıyor, talimat verdiği gazetelerde korsan yayınlar yapıp yani bir korku ortamına kampanyayı taşımaya çalışıyorlar. Bakın çok kıymetli bir şey söyleyeceğim. Şimdi billboardlarda işte Antalya Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak. Antalya özgürlüğüne sahip çıkacak. Evet. Ya yine tekrar ediyorum. 15 yıllık uygulamalarımda böyle bir durum yok. Antalya'da 10 yıl Menderes Türel Bey tarafından AK Parti'nin belediyecilik anlayışı bu şehre gösterildi. O günlerde böyle bir korku, bir endişe karşılık buldu mu? Bulmadı. Şimdi peki dönüp de bunların üzerinden bir kampanya yapmak nedir? İsterseniz onu da söyleyeyim size. Bir belediye başkanı tekrar bulunduğu yere adaysa onun yapması gereken bence iki şey var. Bir, geçtiğimiz 5 yılda yaptıklarını anlatacak. İki, önümüzdeki 5 yılda şehre nasıl bir vizyon öngörecek bunu anlatacak. Maalesef artık bunu söylemek zorundayım. Bizim rakibimizin hizmet bakımından çantası boş olduğu için 65-70 günlük bir kampanyayı bunlarla sürdürebilmek çok mümkün değil. Maalesef ufukları ve vizyonları sadece et, süt, mama ve çocuk bezinden ibaret olduğu için bu çalışmaları, bu sosyal yardım belediyeciliğini küçümsemiyorum. Biz bunları 15 yıldır yapıyoruz. Bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Biz, Ali Bey, halk eczanesi olan Türkiye'deki ilk ve tek belediyeyiz. Her yıl
20 milyon Türk lirası ederinde ilacı hemşehrilerimize, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Belediyemizin hemen yanındaki sağlık merkezimizin içerisinde. Ve 2017'den bu yana bunu düzenli bir biçimde yapıyoruz. Yani 7 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz. Ne bir billboard görmüşsünüzdür bu hizmeti yaptığımızla ilgili, ne de bunu projelerimizin içerisinde saymışızdır. Biz de çocuk bezi ihtiyacı olana 15 yıl boyunca çocuk bezi gönderdik. Hasta bezi ihtiyacı olana hasta bezi gönderdik. Hasta yatağı. Mama ihtiyacı olana, hasta yatağı ihtiyacı olana. Yani biz hemşerilerimizle hayatın her anında onların hep yanında olduğumuz için onların neye ihtiyacı varsa biz zaten onları gönderiyoruz. Ama bunları çıkıp da bir çocuk beziyle belediye başkanı fotoğrafını yan yana koyarak billboardlara çıkarmayı Antalya'ya nezaketsizlik olarak kabul ediyoruz. Biz bunun yerine Antalya'ya bilişim vadisini billboardlara çıkalım istiyoruz. 22 katlı köprülü kavşağa 5 yeni etap raylı sistemi, 15 yolu ve 136 kavşağın yapay zekayla nasıl ulaşıma uyumlu hale getirilebilmesi ve trafiğin kesintisiz akışı. Ve biz musluklarımızdan içilebilir kalitede su akmasını istiyoruz tekrar. Altyapı sorunlarını billboardlara taşıyalım istiyoruz. İçilebilir suya ihtiyacı olduğunu, musluklardan akan suyun içilebilir nitelikte su olması gerektiğini. Damacana su üretmeyeceğim. Tabii. Şimdi bizim rakibimiz ne diyor? Bizim rakibimiz şunu diyor. Bakın bu da çok ironik bir şey. Bizim rakibimiz diyor ki evet ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Asat'ın başında da ben varım. Evet doğru, kabul ediyorum. Asat çeşmeden içilebilir nitelikte su akıtmakla mükelleftir. Ama ben bunu yapamadım. Bakın size damacana su üretiyorum. Ya Ali Bey, böyle bir ironi olabilir mi? Kaldı ki damacana suyu bugün Türkiye'deki belediyelerin neredeyse %50'si zaten üretiyor. Bu bir belediyecilik hizmeti değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinin de %50'sinde bu üretim var, yapıyorlar. Bunları belde belediyeleri bile üretiyor. Eğer bir yerde kaynağınız varsa oradan bunu şişeleyip hemşerilerinize bir hizmet olarak sunmak artık günümüz belediyeciliğinde olağan hizmetlerden birisi. Ya bir büyükşehir belediyesi, Asat'ın başında olan bir zat bununla iftihar edebilir mi? Bir büyükşehir belediye başkanının övünmesi gereken şey şu Ali Bey. Ben musluklarımdan kardeşim içilebilir su akıtıyorum. Menderes Türel Bey zamanında bu iş böyleydi. Ama 10 ton su yine bir ekmekten ucuz. Şöyle, 10 ton su kullanım suyu. İçme suyu değil. İçme suyunun tonu ne kadar biliyor musunuz? Halk suyunun damacana fiyatlarıyla hesaplanmıştır bu. 1300 lira. O siz çeşmeden akan suyu çayda kullanamazsınız, yemekte kullanamazsınız. Çamaşırınızı yıkarsınız, arabanızı temizlersiniz, çiçeklerinizi sularsınız, duş alırsınız. Ona verdiğiniz para söyledikleri gibi. Ama Antalya'da içme suyunun tonu 1300 Türk lirası. Onu da kendi halk su rakamlarıyla, yani 19'luk bir damacananın 25 TL olduğunu hesaba katarak ekranları başında bizi izleyenler de hesaplayabilirler. Biz şimdi diyoruz ki Ali Bey, biz musluklarımızdan, ben Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak size içilebilir su getireceğim. Bunu akıtacağım. Bunu nasıl yapacaksın? Bu bir vizyon. Bu bir vizyon. Bunu nasıl yapacağımızla alakalı lansman toplantımızda gereken açıklamaları yaptık. Ve proje kitapçığımızın içerisinde de var. Şimdi daldan dala atlamayalım diye bunları söylüyorum. Şimdi dolayısıyla bizim rakibimizin Büyükşehir Belediyesi yönetim şekli ve tarzı neresinden tutarsanız tutun lime lime dökülüyor. Ve işin en acı gerçeğini söyleyeyim mi size? Kendi yaptıkları anketlerde bile bizim önde olduğumuzu görmeleri bunları şimdi telaşa düşürdü. Adeta bütün tuşlara basıyorlar. Son bir haftadır.
Bir de sizin bir fotoğrafınız mesele çıktı. Bir fotoğrafınız evet, çıktı. Evet doğru çıktı. Cübbeli Ahmet Hoca ile beraber. O fotoğraf çok eski bir fotoğraf bir kere. O fotoğraf çok eski. Oradan yürüdüler biraz. Tabii tabii buyurun ben de yayınlıyorum. Evet. Bu fotoğraf çok eski bir fotoğraf. Dolayısıyla bu fotoğraf... Neresi burası efendim? Efendim burası Cübbeli Ahmet Hoca'nın derneği. Dernek binası. Antalya'daki dernek evet. binası. Bizim Mimar Sinan Kongre Merkezi'ni kullanmaya geldiler ve orada da bir program yapacaklar. O programa geldikleri için ben de kendilerine hoş geldin demeye gittim nezaketen. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde program yapan herkese o merkez açıktır ve ben gelen herkese hoş geldin demeye giderim ve onlara da şehrimize hoş geldiniz dedim. Şimdi bunda ne fenalık var Allah aşkına bu fotoğrafta? Kitap fuarı zamanında. Ne fenalık var? Ne fenalık var bu programda? Kaldı ki bu fotoğraf çekildiğinde ben belediye başkanı adayı değilim. Seçim kampanyaları başlamamış. Böyle bir şey yok. E şimdi rakibimiz kalkıyor diyor ki yakın bir geçmişte gitmiş. Efendim icazet istemiş. Efendim vesaire vesaire. Ya böyle bir şey yok. Bir büyükşehir belediye başkanına... Yalan söylemek hiç yakışmaz. Hadi hizmet yapamıyorsun, onu anlarım. İmkanların yoktur, ortamın yoktur. Bunu yapamayabilirsin. Ama bir büyükşehir belediye başkanı, rakiplerini tahkir ve tezyif etmek için yanlış beyanlar söyleyemez. Bunu söylerse kul hakkı olur. Burada benim hakkıma giriliyor. Şimdi ben size başka bir fotoğraf göstereceğim. Arkadaşlarımız o fotoğrafı da verirlerse. Bakın. Yine Cübbeli Ahmet Hoca, 2. Uluslararası Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, Muhittin Böcek. O da, orada da fuara gelmiş. Belediye Başkanı. Burada Muhittin Bey kendisi davet etmiş Cübbeli Ahmet Hoca'yı. Ne var bunda? Bu garip bir şey mi? Bu tuhaf bir şey mi? Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca aranan bir adam mı? Cübbeli Ahmet Hoca her akşam televizyonlarda canlı yayınlara çıkan birisi değil mi? Fatih Altaylı'nın programına bile çıkıyor saatlerce değişmez orada konuşuyor. Medyatik de bir tip. Yani şimdi Ali Bey Allah aşkına biz şehrimize gelen bir insana hoş geldin diyemeyecek miyiz? Eğer namaz vaktiyse onunla bir akşam namazını birlikte yan yana kılamayacak mıyız? Bunun neresi ayıp, neresi kusur, neresi suç? Bunun üzerinden siyaset yapmak Allah aşkına nedir? Niyet okuyuculuğuna soyunmak nedir? Bunlar yasakçı, içkiyi yasaklayacaklar. Efendim parklarda, bahçelerde içemeyeceğiz. Efendim özgürlüklerimiz kısıtlanıyor. Yani bu yaklaşımı ben anlayamıyorum. Bu yaklaşımın bir tane örneğini gösteren AK Partili belediye yok. Antalya Büyükşehir'de de AK Parti bugün iktidara gelmiyor. 10 yıl Menderes Türel Başkan'ın döneminde bu korkuları haklı çıkaracak bir tane uygulama var mı? Gelelim Hakan Tütüncü'nün 15 yıllık belediye başkanlığında bu endişeleri, bu korkuları haklı çıkaracak bir tane davranış var mı? Ruhsat vermedi diyorlar. Verdim, var. Kendilerinde de var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin arşivinde. Lütfen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı talimat versin arkadaşlarına arşiv kendi elinde. Hakan Tütüncü'nün hangi içkili mekanlara, alkollü mekanlara ruhsat verdiğini oradan görebilir, inceleyebilir, takip edebilir. Bunun önünde de bir engel yok. Büyükşehir'de de bu yönde... Dolayısıyla gelirse... benim bir tane iptal ettiğim bir ruhsat yok. İptal ettiğim bir ruhsat yok. Benden önceki dönemdeki işletmelerin tamamı aynıyla devam ediyor. Yani biz kimsenin ne yediğine, ne içtiğine, ne giydiğine, nasıl davrandığına bakmıyoruz ki. Biz bu ülkenin vatandaşı mı? Vatandaşı istediği ve dilediği yaşam şeklini, tarzını kendisine uygun görebilir ve bunu da yaşayabilir. Biz sadece ona saygı duyarız. Endişeye mahal olacak hiçbir durum yok bakın burada. Bir, iki, 1 Nisan 2024'ten itibaren Allah izin verirse, millet de yol verirse ki bütün bilimsel veriler böyle olacağını gösteriyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ben olacağım. Ve Hakan Tütüncü'nün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında özgürlükleri kısıtlamayı bırakın. Özgürlüklerin alanı ve çerçevesinin genişleyeceği bir Antalya göreceğiz.
Atatürk'ün bize gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak bir yaklaşımın ortaya konduğu Antalya olacak. O zaman ben şimdi şunu sormak durumundayım. Atatürk ne diyor? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Yani bizi okumaya sevk ediyor. Kütüphanelerle ilgili birçok sözü var ve bizlere ufuk gösteren. Şimdi ben 22 tane kütüphane yaptım. Son 5 yılda. Bakın son 5 yıldakini bahsediyorum. Ondan öncekileri saymıyorum. Son 5 yıl. Sormak lazım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, siz benden daha büyük bütçeler kullanıyorsunuz. Sizin imkanlarınız daha çok. Siz Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözüne karşılık gelecek Antalya'da kaç tane kütüphane kurdunuz? Ben 25 tane kütüphane kurdum diyebiliyor musun? Senden fazla kütüphane kurdum diyebiliyor musun? Ya bırak kütüphaneyi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir vecizesine karşılık gelecek son 5 yılda Sayın Başkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kaç tane icraat yaptı? Hadi gel bir say. Efendim bizim işimiz eser üzerine eser bırakmak. Atatürk ne diyor? Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır diyor. Belediye başkanlarının görevi belediye bütçesini en akıllı şekilde kullanarak milletine hizmet etmektir. Bakın bugün size bir kitap getirdim. Kitapçık demiyorum, kitap. Hakan Tütüncü'nün 15 yılda yaptığı eserleri, çalışmaları içeren bir almanak gibi bir albüm bu. Bakınız, her sayfasında 606 sayfadır 15 yıl boyunca yaptığımız eserler. Her sayfasında da ortalama 4 eserimiz vardır bunun. Burada da demişsiniz evet. Kepez'in altın yılları. Kepez'in altın yılları dedik çünkü... Bugüne vurgu mu? Evet. Kepez'in altın yılları dedik çünkü gerçekten bizim belediyeciliğimiz altın yıllardı. Ama o da eleştiriliyor. Şimdi ne söylemeye çalışıyorum? Altın yıllar rant yılları diyor. Onun da altını dolduramadılar. Onun da altını dolduramadılar. Bir tane bir şey getirin. Rant ne demektir? Haksız kazanç demektir. Evet. Hakan Tütüncü'nün 15 yıl boyunca haksız kazançla adı nerede anılmış? Bakın ben size bir örnek vereyim. Madem açtınız söyleyeyim. Buyurun. Ali Bey. Kendi belediye başkanı adayları, Cumhuriyet Halk Partili Erdal Öner, benden önceki belediye başkanı. Dokumayı bir Hollandalı şirkete peşkeş çekecekken ve Hollandalılar burayı bizim elimizden çekip alacakken o 500 dönümlük araziyi, ben gövdemi siper ettim ve adeta aslanın ağzından midesine indirdiği bir dönemde orayı aldım. Tamamıyla halkçı projelere konu ederek orayı şu an güzel bir kültür sanat adasına dönüştürdüm. Bu mu rantçılık? Yan tarafında hemen pil fabrikası var. Pil fabrikasının peşinde koşan rantçılar vardı. Evet, bunu da ilk defa burada açıklıyorum. Oraya toplu konut yapmak istiyorlardı. Ticari bir alan ilan etmek istiyorlardı. Ben bunu ilk defa söylemek durumundayım. Rantın çağı diyor ya. Bizim altın çağımıza laf ediyor. Söyleyeyim. Ben orayı 11 yıl boyunca takip ettim. Kimseye yar etmedim. Orayı aldım. Ve orayı da şimdi tıpkı dokuma fabrikası gibi iki tane de açılışını yaptım. Allah'ın izniyle orayı da halka kazandıracağım. Demek orası bak, alınıyor 100, muydu? Evet, 140 dönümlük. Dışarıdan biri değildi tabii, o zaman. 100, işlerinin 140 dönüm, takip eden biri. 140 dönümlük bir araziyi tıpkı dokuma fabrikası gibi, onlar yan yanadırlar. Evet. Abi bu rantçılık mı? Rantçılık bu mu? Rantçı bir başkan böyle mi olur? Size başka bir örnek vereyim. 2800 dönüm Antalya'da vakıf çiftliği var değil mi? Vakıf çiftliğinin 2009'da 3 kez ihalesini iptal ettiren kimdi? Bu kardeşinizdi. Gazeteci Cevat Alp'e sorarsanız bunun bütün ayrıntılarını anlatır. Hayatta. Peki. Ama sözünü ettiniz. Belediye başkanı da sizdendi. AK Partiliydi. Efendim AK Parti'den gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu gitti. Sonra. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ali Beyciğim siz bunları biliyorsunuz. Şöyle bunun örnekleri çok fazla. Şimdi dokumayı ranta kurban etmemiş bir belediye başkanı. İki, pil fabrikasını ranta kurban etmemiş bir belediye başkanı. Vakıf çiftliği gibi
En önemli değerlerden birisini ranta kurban etmemiş bir belediye başkanı. Daha sayayım mı? Masa Dağı'nın üzerinde 200 dönümlük bir belediye hizmet alanı vardı. Elimizden gitti gidiyordu. Mazı Dağı'nın üzerinde. Yani o Masa Dağı, Mazı Dağı dediğimiz bölgede. Daha da sayayım mı? 200 bak, dönümlük arazi mi gidiyordu? Tabii tabii 200 dönümlük arazi Kapa'nın elinde kalıyordu. Yani işgalcilerin elinde kalıyordu. Şu anda sizin kalıyordu. Orası. Şu an bizim. Daha sayayım mı Ali Bey? Daha da sayayım. Kirişçiler'de bizim şu an orman çiftliği olarak belediyeye kazandırdığımız arazi de gidiyordu. 200 dönüm arazi. Ve onu pandemi döneminde kurtardık. Bunun gibi size 15 yıl içerisinde onlarca örnek sayarım. Sadece Masa Dağı'nın üzerinde sayabileceğim 25-30 tane örnek var bununla ilgili. Anladım. Şimdi hadi çıkın söyleyin. Rantın belediye başkanı. Nerede rantın belediye başkanı? Bize her şeyi söyleyebilirsiniz ama bize rantın belediye başkanı asla diyemezler. Aklında dolduramadılar zaten. Buldumcuk olmuşlar bir tane fotoğrafla şimdi, tamam mı? O fotoğrafın karşılığında da işte Konyaaltı Belediyesi'nde belediyenin resmi davetiyle oraya gelmiş bir zat. İkisi de yanlış değil. Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Muhittin Böceğin yaptığı o davranış da yanlış değil. Şehrimize gelmiş bir misafire hoş geldin demek, ben bunun da yanlış olmadığını anladım. Düşünüyorum. Dolayısıyla Ali Beyciğim, sonuç olarak şunu söyleyeyim. Endişe edilecek hiçbir durum yok. Ama topluma korku pompalayanların bugüne kadar ben başarılı olduklarını görmedim. Topluma korku pompalayan, endişe pompalayan kampanyalar her zaman için kaybetmeye mahkumdurlar. Eğer mevcut bir belediye başkanı tekrar bulunduğu pozisyonu adaysa ve seçime giriyorsa, seçimin son bir haftasında da bütün tuşlara basmışsa, benim şahsi tecrübelerim o belediye başkanının bu seçimi kaybettiğini gösteriyor. Evet efendim. İnşallah pazartesi gününe uyandığımızda bunun ne kadar doğru ve yerinde olduğunu da göreceğiz. Bir polemik daha vardı ama şimdi süremiz yetmeyecek. Bir reklam arası verelim. Sonra sana az bir süre kalacak o açıdan. Reklamdan sonra o polemik konusuna da gelelim. Bugün başlayan Tamer Karadal'ın bir olayı vardı. Onu da sormak istiyorum size. Mutlaka yorumunuz vardır. Sonra yine devam edelim ama önce reklam arası verelim. Sayın seyirciler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Antalya'da yıllardır huzur inşa eden Güvenli Yapıların mimarı Ramazan Karabulut İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Ali Buldu'yla Yüksek Tansiyon devam edecek. Fark et kendini.
Ben oyunu gördüm. Tercihim gerçekten Antalya'mızı sevenden yana. Ben oyunu gördüm. Tercihim gerçekten çalışacak başkandan yana. Oyunu gördüm. Tercihim gerçekten gençleri düşünenlerden yana. Oyunu gördüm. Tercihim her alanda esnafın yanında olan yönetimden yana. Ben oyunu gördüm. Tercihim altyapısı güçlü Antalya'dan yana. Oyunu gördüm. Tercihim pusulası dürüstlük olandan yana. Ben oyunu gördüm. Tercihim trafiksiz Antalya'nın yana. Biz oyunu gördük. Tercihimiz Antalya'ya 5 yıl daha kaybettirmeyecek başkanda yana. Antalya'da oyun belediyeciliği devri bitiyor. Tercih gerçek belediyecilik adına değişimden yana. Antalya'nın altın çağı için 31 Mart'ta Haydi Sanda. Antalya'da yıllardır huzur inşa eden Güvenli Yapıların mimarı Ramazan Karabulut İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Ali Buldu'yla Yüksek Tansiyon devam ediyor. Yüksek Tansiyon devam ediyor sayın seyirciler. Konuğumuz bildiğiniz gibi AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hakan Tütüncü. Evet Sayın Başkan, kapatırken, ilk bölümü kapatırken de söylemiştim. Bugün günün yorum var, hatta Twitter'da TT olmuş bir Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadal'ın açıklamaları var. Bugün Haşim İşcan Kültür Merkezi'ne giderek bir video çekiyor, paylaşıyor. Belediye burayı niye yapmıyor diye sonra tartışma başlıyor. Doğru. Yani aslında yer Turizm Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün Bekir Kumrul Başkan döneminde yapılan, Menderes Türel Başkan zamanında da Kültür Bakanlığı'na verilen bir yer. Bu polemikten sizin de zarar göreceğiniz iddia ediliyor. Sizin yorumunuz nedir efendim bu konuda? Efendim şöyle söyleyeyim, bizim ne yapacağımız çok kıymetli, çok değerli ve çok önemli. O opera binasıyla alakalı bizim düşüncemiz ve bizim projemiz önemli. Ben size bu yanıyla, bu yönüyle cevap vereyim ve bu şehre de bu şekilde bir katkımız olmuş olsun. Bilginiz var mıydı? Şöyle yüzeysel takip edebildim. Çok takip edemedim. Yok hayır, gelişinden, yok, bu işlemi yapacağından. Hayır yok. Sosyal medyada arkadaşlarım gösterdi, yüzeysel takip edebildim. Efendim ben burada şunu söylemek istiyorum. Antalya'da bir Kültür Bakanlığı'nın opera ve balesi var. Doğru. Bir devlet tiyatrosu evet. var. Devlet tiyatrosunun opera ve bale binasının çok şık bir bina olması gerekir. Evet. Ve o yeri biz, yani şu an o opera kavşağı dediğimiz bölgedeki evet. o binayı tamamıyla sıfırdan yenileyerek Antalya'ya harikulade bir opera binası ve bir tiyatro binası kazandırmayı istiyoruz. Buradaki hedefimiz şu. Opera turistlerin de ilgisini çeken kültür Tabii. rotalarının içerisinde olmalı. Biz bunu yapacağız. Tiyatroda da hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız çok daha şık ve nezih bir ortamda temsilleri izlesinler, kültür sanat etkinliklerine katılsınlar. Antalya çok daha şık, çok daha zarif bir devlet opera ve bale binasını, devlet tiyatrosu binasını hak ediyor. Şimdi demin yeni konulara geçeceğiz de polemiklerle ilgili şunu da söyleyeyim. Ben polemiklerin içerisinde olmamaya çok gayret ettim. Gayret ediyorum ve gayret edeceğim. Bizim işimiz girmek de istemiyorsunuz. Polemiklerin içerisinde olmak değil Ali Bey. Ben 15 yıl boyunca bakın bu kitabın içerisindeki eserleri, hizmetleri üretmek için çalıştım. 606 sayfalık bir ciltler dolusu, ciltlere sığmayan hizmetlerimiz. Bunları özetlemeye çalıştık. Şimdi bir de sevindiğim bir nokta var. Bakın şimdi iki konu daha var size soracağım. Evet. Siz anlatın. Sevindiğim noktayı söyleyeyim. Türkiye'nin en zor belediyelerinden birinde 15 yıl boyunca belediye başkanlığı yapacaksınız. Üst üste hiçbir belediye başkanının kazanamadığı bir ortamda 3 dönem üst üste kazanacaksınız. Hem de oylarınızı artırarak kazanacaksınız. Bu önemli bir başarı. Ama daha önemlisi ne biliyor musunuz? 15 yıl boyunca
Akçeli İşlere, Ökçeli İşlere adınız karışmamış olacak. Ve sizi dönüp eleştirecekleri yer, ideolojik bir zeminde buldukları birkaç tane sloganik ifade ve çok önceleri sosyal medyada paylaşılmış fotoğrafları bulacaklar, çıkaracaklar ve onlar üzerinden eleştirecekler. Bu benim için büyük bir onurdur, onu söyleyeyim size. Yani kimse bize hırsız diyemiyor, kimse bize usulsüzlük yaptı, yolsuzluk yaptı diyemiyor. Hakkımızda açılmış bir soruşturma, açılmış bir dava, böyle bir durum söz konusu değil. Hiçbir Akçeli işin, tekrar ediyorum, Ökçeli işin içinde yer almamışız ve bizi bunlarla vurmaya çalıştırıyorlar. Nietzsche'nin dediği gibi cevap vermek istiyorum. Bizi öldürmeyen her darbe bizi güçlendirir. Göreceksiniz bakın, bu darbelerde kardeşinizi güçlendirecek. Ve ben yine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olunca tıpkı bunun gibi tuğla gibi eserler ortaya koyacağım Ali Bey. Ve geldiğim ilk andan itibaren başladığım bu çalışmaları, eser üretme çalışmalarını büyük bir hızla devam ettireceğim. Hem dönem aralarında hem de dönem sonunda hemşehrilerime verdiğim vaatlerin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlatacağım. Ve onların da heyecanını hemşehrilerimle paylaşacağım. Böylece onların heyecanlarıyla bizim heyecanımızı birleştireceğiz. Şehrin değişimi ve dönüşümü konusunda çok büyük bir enerji ve dinamizm yakalayacağız. Antalya böyle bir döneme gidiyor. İşte bu dönemin adı Antalya'nın altın çağı. Allah aşkına şu eserleri Kepez Belediyesi gibi bir belediyenin 2009 öncesinde yapabileceğini söyleselerdi, belki gazeteci olarak birçok arkadaşınız gibi siz de ihtimal vermeyebilirdiniz. Ama bunlar var Kepez'in caddelerinde, sokaklarında ve bu eserler bizden daha çok yaşayacak eserler. Şimdi rakibime soruyorum, var mı senin böyle bir kitabın? 606 sayfa, her sayfasında 3-4 tane farklı projenin anlatıldığı. Bize bunlarla gel abi. O da diyecek ki ben de 3 dönem yaptım diyecek. Bize kendi bölgemde. Ya tamam, yaptın yapmadın demiyoruz. Yani böyle eserlerle dolu ciltlerin, kitapların var mı? Yani 2 tane kitabı var. O 2 tane kitabı da kimlerin yazdığını ben biliyorum İstanbul'da. Şimdi bu kitap... Siyaset kitabı bu, mı? Evet, siyaset kitabı. Başkası mı yazdı? Siz araştırın, araştırmacı gazetecisiniz. Bu kitabın her sayfasını... Ben kendi yazdığını zannediyorum. Bu kitabın her sayfasını ben yazdım. Anladım. Ve bu hizmetleri, bu eserleri belediye de arkadaşlarımla kitaplığı. Birlikte. Evet, belediyenin kitaplığında görmek isteyenler de kütüphanelerimizde mevcut efendim, orada görebilirler. Anladım. Biz böyle bir Antalya'yı hayal ediyoruz. Eserlerle, hizmetlerle, polemiklerin içinde olmayacağız. Kısır çekişmelerin içerisinde asla olmayacağız. Peki. Yaptığım tüm programlarda Sayın Başkan Böceğin sizinle ilgili iki polemik konusu edilebilecek suçlaması var. Bir, Antalya'nın deprem master planına bir türlü tamamlanamadığını, evet, ve bunun iki suçlusu olduğunu, Serik ve Kepez Belediyelerinin yapı stoğunu vermediği yönünde suçlaması var. Evet. İkincisi de sizin meclislere hiç gelmediğiniz için Kır Cami konusunu bile bilmediğiniz yönünde, evet, iddiası var. Bunlara ne diyorsunuz? Meclislerde efendim? Ders mi veriyormuş beyefendi? Adama bunu sorarlar. Bir. İki. Meclislerle ilgili verdiği rakamların hiçbirisi doğru değil. Üç. Kendisi kaç kez gelmiş? Ben de 1 Nisan'dan sonra onları çıkaracağım meclislere. Bunu da çıkaracağım. Dört. Hadi benimle ilgili bir istatistik yayınladın. Kendi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının da istatistiğini yayınla. Hadi bir de onları görelim. 5. Belediye meclisine 200 madde getireceksin ortalama. Bunun %90'ı şahsi işler olacak. Yani Ahmet'in benzin istasyonu, Mehmet'in çekme mesafesi, Hasan'ın konut ticaresi. Bu isimler... Yani Ahmet, Mehmet ve Hasan isimleri sembolik Maskeli. İsimler. Evet, tasvir anlamında söylüyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 5 yıl boyunca, turizm çok önemli değil mi?
turizmin geneliyle ilgili bir perspektif ortaya koyduğu kaç tane kararı getirmiş Sayın Böcek? O zaman ben de bunları sormak durumundayım. Bak hiç ağzım açıp konuşmayacaktım bunları eğer bunları söylememiş olsaydın. Sen Antalya'da ticaretin geliştirilmesine yönelik, arıtma sistemlerinin yenilenmesine yönelik, Antalya'nın önemli problemleri bunlar. Antalya'daki altyapıların geliştirilmesine yönelik ne işler yaptın? Ne gündemler taşıdın meclise? Hadi gel bir bunları konuşalım. Siz önünüze geldiği şekliyle şahsi imar planlarından oluşan bir meclis gündemi topladınız. Antalya'nın dertleriyle, sorunlarıyla ilgili ne sorsak yazılı cevap vereceğiz dediniz o meclislerde ve vermediniz. Ve doldur boşalt meclislere benim neden gelmediğimi soruyor. Peki ben de şunu sormak durumundayım. Ben gelmedim de o meclislere. Antalya ne kaybetti? Hadi çıksın bir de bunu anlatsın. Hadi bunu anlatsın. İşte Kır Camii'yi geçirdim ben, haberi yok diyor. Ha, ya efendim Kır Camii'de inşaatlar başladı mı? Şu an orada inşaatlar yükseliyordu Altıntaş'ta olduğu gibi. Benim mi haberim yok? Benim mi haberim yok? 18 uygulamasını 6 belediye yapacak. Efendim 18 uygulaması 28 uygulaması. Sonuçta neticede Altınova çözüleli 8 sene olmuş. Kır Camii henüz çözülememiş. Ben bunu söylüyorum. Bunu anlatıyorum. Şimdi bunlar çok gereksiz polemikler ama biz şunu söyleyeyim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldiğimizde Antalya'nın belediye meclisinde Antalya'nın tarımı konuşulacak. Makro planlar, ana planlar bunlar konuşulacak. Antalya'nın makro hedefleri konuşulacak. Uzun vadeli hedefleri konuşulacak. Antalya'nın turizmi konuşulacak. Antalya'nın ticareti konuşulacak. Kale içinin turizmde nasıl canlandırılacağı konuşulacak. Sonuç itibariyle, netice itibariyle siz belediye meclislerini doldur boşalt meclisleri olarak tanımlarsanız ve 1,5-2 saatte gündeme geçemezseniz kusura bakmayın o zaman sizin belediye meclisi idare etmeniz de ASAT'ı idare etmeniz gibidir. 2 senedir Masa Dağı'nın üzerinde o siyah borular orta refüje dik bir vaziyette dizilmiş bekliyor. Trafik güvenliği, can güvenliği ile alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşandı orada. Ya oto kurtarıcısı getirmiş şey yapıştırmış oraya biliyor musun? O boruların üzerine. Reklam ASAP mı? Boruların üzerine reklam. Aradım. Niye bunu yapıştırdın diye. Başkanım o borulardan kaynaklı orada çok kaza oluyor diyor. Efendim Muhittin. Siyah olduğu için efendim, gece görünmüyor mu? Efendim Muhittin Böceğin belediyeciliği bu işte. Orada o boruları koyar unutur. Otobüsçüye vereceği zammı 4 yıl 9 ay sonra aklına gelir, can havliyle bir şeyler çıkarır, taksiye takacağı kameraları son meclise getirir. Ve o zaman ben de meclisler üzerinden bana yükleniyor ya, ben de şunu sormak zorundayım. Sayın Böcek, görevde bir belediye başkanıydınız. Taksicilere kamera takmak, onlara kamera hediye etmek 60. ayınızda ve son meclisinizde mi aklınıza geldi? O zaman mı aklınıza geldi belediye başkanı olduğunuz? Ben seçime 5 kala belediye başkanlığını hatırlayan bir belediye başkanımız var derken boşa demiyorum. Birincisi bu. İkincisi ne? Deprem. Deprem master planı. Tabii deprem master planı. Bakın deprem master planı ile alakalı yazılar bize yazıldı. Arkadaşlarımız bunların hazırlıklarını yapıyor ama gene geç kaldı. Biz 4,5 yıl boyunca belediye meclisinde deprem master planı dedik. Ve Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcümüz de bu konularla alakalı her bahis açıldığında konuyu dikkatle takip ederdi Sayın Selçuk Senirli. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bir belediye başkanı 3 şeyi doğru yönetmeli. Bir, kaynakları doğru yönetmeli, parayı doğru yönetmeli. Kamu maliyesini iyi bilmeli. İkincisi zamanı iyi yönetmeli Ali Bey. Üçüncüsü bilgiyi. Affedersiniz de 4 yıl 9 ay belediye başkanı olduğunuz aklınıza gelmeyecek. Ve ondan sonra da deprem master planını niye yapmadınız dediklerinde de faturayı Hakan Tütüncü'ye keşil edeceksin. Ona çıkaracaksın. Kusura bakma ben bunu kabul etmem. Bu bir haksızlık. Hadi
Madem ki ilçe belediye başkanı bu verileri sana vermedi, sen bu verileri Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Antalya İl Müdürlüğü'nden pek tabii ki alabilirdin. Bunu da mı sana söylemedi bürokratlar? Sizin kayıtlar orada da mı var? Sen de mi bilmiyorsun? Tabii. Olmaz mı? Hepsi orada da var. Hadi biz vermedik. Sen oradan da alabilirdin. Şimdi belediyecilik başka bir şey. Belediyecilik 24 saat işinizle ilgilenmeyi gerektirir. Bunların yaptığı gibi yarı zamanlı part-time belediyecilik yaparsanız netice bu. Orada boruyu unutursunuz. Taksiye takacağınız kamera 60. ayda aklınıza gelir. Deprem master planı son 6 ay kala aklınıza gelir bunları yapmak. İşte böyle belediyecilik olmaz ve 2024 yılında da Antalya böyle bir belediyeciliği bence hiç hak etmiyor. Biz bunun için bu yoldayız ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl bilimsel bilgiyle, rasyonel düşünceyle yönetildiğini Allah'ın izniyle, hemşerilerimin desteğiyle 1 Nisan 2024'ten itibaren ekibimizle birlikte sevgili Ali Beyciğim, bütün Antalya'ya ve bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Her şeyin hayırlısı olsun. Şimdi son 5 dakikamız kaldı. Evet. Bu 5 dakikayı sizin değerlendirmeniz için vereceğim ama şey yapmayayım, hakkını yemeyelim. 4 dönem belediye başkanlığı yaptı Muhittin Başkan. Bir de Büyükşehir 5 dönem. Ona da ben 3 dönem dedim ya Konyaaltı ile ilgili. Kendimi düzelteyim. Tabii. Düzelteyim. Seyirciler de yanlış anlamasın. Kasıt aramasınlar altta. Evet. Son bölüm olduğu için ben de bir şey yapmak istemiyorum. Doğru. Böyle sorularda ve cevaplarda dikkat etmek istiyorum. O açıdan bir polemiğe de neden olmasın. 5 dakika sizin efendim. Buyurun. Efendim hiç alışık olmadığımız tarzda bir program yaptık. Ama ben 70 gündür sustum. En sonunda bunları söylemek zorunda kaldım. Ben hak yemem ama hakkımı da yedirtmem. Susuyorsak edebimizden, bilgisizliğimizden, cehaletimizden değildir bu suskunluğumuz Ali Beyciğim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün, çoğulculuğun, özgürlüğün çizdiği yolda Antalya'ya bir gelecek inşasına niyetliyiz. Bunun için Antalya'nın potansiyellerinin çok yüksek olduğuna inanıyoruz. Antalya'da un var, yağ var, şeker var. Bunları birleştirip helva yapmak gerekiyor. İşte o bakımdan yeni dönem bunun için çok kıymetli. Antalya'nın yıllardır enerjisi maalesef boşa harcandı. Antalya'nın halının altına süpürülmüş çok sorunları var. Bu sorunlara biz bugün müdahale etmezsek, yarın bu ihmalkarlığımız, yerel yönetimdeki bu vurdum duymaz tavrımız Antalya'ya, Antalyalılara, gelecek kuşaklara çok büyük bedeller ödetir. Biz işte bu bedellerin ödenmemesini arzu ediyoruz. Kamunun kaynakları yetersiz değil Ali Bey. Bakın 15 yıl boyunca istenirse böyle tuğla gibi ciltlerle, ansiklopedi gibi hacimlerle eserler üretilebiliyor. Dolayısıyla biz kamunun kaynaklarını en doğru şekilde kullanacağız. Kepez'de nasıl başardıysak 19 ilçemizle birlikte Antalya'da da başaracağız. Ve biz hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bu güzel şehirde herkesi bağrımıza basacağız. Parti siyasetini asla gütmediğimi, tarafkirlik yapmadığımı, herkese kalbimin, gönlümün açık olduğunu, her düşünceye, vatandaşlarımızın yaşam şartlarına da sonuna kadar saygı duyduğumu bizi tanıyan herkes çok iyi bilir. Ben hemşerilerime bazen söylüyorum, beni tanıdıkça seveceksiniz diye. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren başlayan yeni dönemde hemşerilerimiz bizi daha da yakından tanıyacaklar ve tanıdıkça sevecekler. Sevdikçe de bizi kalplerinde, gönüllerinde bambaşka taşıyacaklar. Tıpkı 3 dönem yükselen bir trendle Kepez'de hemşerilerimin beni kalbinin içinde sakladığı gibi ve taşıdığı gibi. Söylenecek her şeyi söyledik kampanya döneminde. Artık son söz seçmenlerimizin, onların verdiği kararlara da sonuna kadar saygılı olduğumu bütün Antalya bilir. Ve hayırlısı olsun diyorum. Allah şehrimizin yolunu, bahtını, ufkunu açık etsin. İnşallah dileğimiz, temennimiz o ki planlarıyla, programlarıyla, ufkuyla, vizyonuyla, heyecanıyla, dinamizmiyle, gençliğiyle ve bununla birlikte
tamamıyla uzmanlardan oluşan ekibiyle Antalya'yı yönetmeye talip olan en iyi, en güzel kadrolar bu şehrin geleceğine yön verirler ve kazanan dönemlerin sonunda Antalya olur. Efendim çok teşekkür ediyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun. Bizi sabırla takip eden bütün hemşehrilerimize de saygılarımı sunuyorum. Bu kampanya döneminde sürçülisan ettiysek herhangi bir yerde o hemşehrilerimizin de hoşgörülerine sığınıyorum ve onlardan da bu anlamda bizleri mazur görmelerini özellikle ifade ediyorum. Bütün adaylara kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Herkesin yolu açık olsun efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Eskiler der ki bir şehir layık olduğu şekilde ve layık olduğu kişiyle yönetilir diye. Evet. Her şeyin hayırlısı olsun. Pazar akşamı ne çıkacağı belli değil. Bıçak sırtı gibi görünüyor. Ben çok da bu konuda yorum yapmayayım ve her şeyin hayırlısı diyeyim yeniden altını çizerek. Çok teşekkür ederim. Güzel bir kampanya boyunca programlarımıza da katıldınız, kendinizi anlattınız ve güzel bir seviyede götürdünüz. Sağ olun, teşekkür ederim. Söyledikleriniz için de yüreğinize sağlık diyorum. Şimdi sizin son bir sözünüz var mı efendim? Çok teşekkür ederim. Herkese saygılarımı iletiyorum, selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi söylüyorum. Ve herkes sandık başına gitsin. Evet. Vatandaşlık görevini. Tabii onu hiç ihmal etmemeliler. O çağrıyı da bizim yerimize siz yaptınız. Evet. Aynen katılıyorum efendim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, haber programı Yüksek Tansiyon'un ilk bölümde konuğumuz bildiğiniz gibi AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Avukat Hakan Tütüncü'ydü. Kendisine katılım için teşekkür ederiz. Birazdan karşınıza Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Muhittin Böcek olacak. Bizden ayrılmayın efendim. Kısa bir mola. Antalya'da yıllardır huzur inşa eden Güvenli Yapıların mimarı Ramazan Karabulut İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan Ali Buldu'yla Yüksek Tansiyon sona erdi. Dünyaya iyi bakın. Sürdürülebilirlik çevre için olduğu kadar insan için, toplumun gelişimine katkı sağlamak için. Akbank tam da bu sebeple sürdürülebilir yarınlar için çalışıyor. Eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan girişime, hayatın her alanında toplumsal kalkınmayı destekliyor. İnsan için, hepimiz için. Ekici peyniri bir kere tattınız mı, farkını unutmazsınız. İşte bizim peynirimiz. 66 yıllık peynir tutkusuyla üretilen Ekici, işte bu lezzet sırrıyla lokum kıvamında peynirde Türkiye'nin birinci tercihi. Ekici peynir, sadece peynir. Dünyanın tek yetkili servisi olan E-Servis güvencesiyle kaliteli marka halıların Antalya'daki yıkama servisi Akdeniz Halı Temizleme. Profesyonel ekip, teknolojik hizmet ve kapıda teslimat Akdeniz Halı Temizleme'de. Akdeniz Halı Temizleme 46 yıldır sizlerle. Kuruluşumuzdan bu yana kuru yemiş sektöründe çizgisinin dışına çıkmadan ürün yelpazesini her geçen gün geliştiren, doğal lezzetlerin tazeliğini uzun süre koruyan özel paketlerde tüketiciye sunuyoruz. Kendi imalatımız olan kuru yemiş, kahve haricinde kuru meyve, baharat, çikolata, şekerleme, fincan takı...